Müşteba gel. Müşteba, sen imam olacaksın. Hakan, sen de cemaat olacaksın. Bakalım nasıl duracaksınız? Önce duruşlarınıza, yan yana gelişlerinize bir bakayım. Ne yapacağız? İmam, cemaat nasıl duracak? Şimdi iki kişi olsaydı en arkada duracaklardı, bir saf geride duracaklardı ama tek kişi olunca Hakan doğru yaptı. Tek kişi olduğunda Hakan, imamın sağına durdurdun Hakan. Bir dakika, şu seccadeyi alır mısın eline? Yaklaştır öne doğru. İmamın aynı hizasında durabilir mi? Büyüklerimizin bize Sesin gelmiyor şimdi mikrofon olmadığı için ben söyleyeyim. varis olan rivayetler diye. İmamın yanında duramaz. Hemen yanında duramaz. Ne kadar gerisinde durması lazım? En az topukları imamın topuklarından geri olması lazım. Tabanı, ayağının tabanı diyelim. Ayağının tabanı imamın tabanından geri olduğu zaman kurtarır. Ondan önce de tabanı geçmişse, imamı da geçiyorsa, bak ayaklarının uzun olması önemli değil. Ayakları çok uzun olabilir, geçmiş olur ama tabanı gerideyse kurtarır. Ayağının tabanı imamın ayağının tabanından geri ise bu duruş caizdir. Şu anda bu şekilde durabilirler mi? Evet, durabilirler. Ama korona var. Şimdi mesafede, maskede isteniyor. Biraz daha arayı da açarak sağ tarafında olmak şartıyla, biraz da sağa da çekebilirsin. Sağ tarafta olmak şartıyla Hakan şimdi burada safı tuttu. Bu saf düzeni iki kişi olduğunda doğrudur. Eğer üç kişi olsaydık, biri imam, ikisi cemaat, tam imamın arkasında bir saflık geride beraber yan yana duracaktık. Hakan buraya çek yanıma. O zaman böyle duracaktık. Böyle duracaktık. Ama tek olduğu zaman böyle durması doğru değil. İmamın sağına biraz daha yanaşacaktır. Bir saf geride durması gerekmiyor. Sağında duracak. Peki, şimdi gelelim niyete. Peki hocam, burada ben bir şey diyebilir Sana miyim? mikrofon verelim. Arkadaşlar bir mikrofon ayarlarlarsa Hakan soru sormak istiyor. Ben duyuyorum. Sen bana söyle. Bizim büyüklerimizin öğrettiği bazı varis olan rivayetlerde biz mescitte bu şekilde, bu doğrultuda başladığımızdan üçüncü bir arkadaşımız gelip de bizim cemaat Anladım. hakkımızı anladığı zaman dokunup geri Hakan çekmek diyor ki, onu da göstereceğim Hakan zaten. Onu da göstereceğim. Hocam daha sonra birisi gelirse yanıma diyor, nasıl duracağız diyor. Onu yapacağız. Daha sonra ben geldim diyelim ki. Ben geldim. Baktım ki bir imam bir de cemaat var. Aynen şöyle yapacağım. Ben Hakan'a şurasından şöyle elbisesini hafifçe tutacağım. O da kendini geriye, bu namazı bozmaz. Çünkü ben ayrı, o ayrı durmayacak. O orada duruyor. Geçebilirsin yerine. Ben gelip burada durursam mekruh olur. Ben de o orada duruyor, ben burada duruyorum. Buraya geldim, çekeceğim. Beraber namaz kılacağız. Korona yok gibi kabul ediyoruz. Öyle söylüyorum. Onu da hatırlatmış olduk. Şimdi imam nasıl niyet edecek? Cemaate uyan nasıl niyet edecek? İmam erkekler için sadece namaz kıldıracaksa imamlığa niyet etmesi gerekmez. Böyle bir şart yok. Yani daha önce namaza başlamış birine farzı kılıyorsan ben de sana uyuyorum Allahu Ekber diyerek biz cemaat olabiliriz. O da normal tekbirlerini alır, sesli almaya başlar bu sefer. Okuyuşu varsa, açıksa, okunacaksa sabah yatsı akşam gibi açıktan okumaya devam eder, başlar. Cemaatle namazı kılarız. Az önce o imamlığa niyet etmemişti. Olsun. Ama kadın varsa arkada, erkek ve kadınlar varsa bu sefer imam olduğunun bilincinde olacak. Ve diyecek ki niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kıldırmaya ve arkamdaki bana uyanlara imam olmaya, bana tabi olanlara imam olmaya, cemaate imam olmaya diye çalışıyor mu?
Tamam, alayım ben onu. Şimdi niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kıldırmaya. Bak, kıldırmaya dedi, cemaat var arkasında çünkü. Bir de bana tabi olanlara imam olmaya dedi. Cemaat nasıl niyet edecek? Hakan, nasıl niyet edeceksin? Hocam, hani bizim büyüklerimizin bize öğretti. Ses nerede abi? Ses çıkmıyor mu arkadaş? Açıkmış. Ha. Bizim büyüklerimizin bize öğretti. Abdeste kastettiğimiz an bizim niyetimiz. Abdeste. Abdeste kastettiğimiz an bizim o anki vakit için niyetimiz. Eğer abdestimiz varsa mescide adım attığım an o kastım. Namazın yani niyeti. Namazın kalpten niyeti geçen olduğu için, niyet. Tamam. Niyet olduğu için yani dil ile tekrar bir ikrar yapmıyoruz. Direktman uyuyoruz. Tamam. Yani büyüklerimizden öğretilen. Anladım. Yani burada Hakan'ın dediği de doğru. Hanefi mezhebinde de aynı. Niyetin mahalli kalptir. Hanefi mezhebinde de dille söylenmesi müstehaptır. Doğru. Güzeldir. Kalbin de hazırlanır. Hatta dil yanlış söylese, kalbin doğru olsa kalbe bakılır. Dilin yanlış söylemesi bir şeyi değiştirmez. Namazı iptal etmez. Niyetimizi de yaptık. Sen de diyorsun ki niyet ettim Allah rızası için akşam namazını, farzını kılmaya uydum hazır olan imama. Dedik. Allahu Ekber. Yok, ben şimdi kamet getirilmiş, namaza duruyoruz. Allahu Ekber. Efendim, imam ve cemaat okudu, Sübhaneke'yi okudu. İmam efendim Evuzu Besmele içinden çekti, Hanefi olduğu için Fatiha'yı açıktan okudu. Ondan sonra Zamm-ı Sure'ye geçerken Şafiilerde Fatiha'sız namaz olmayacağı için imam okusa da Hakan da ayrıca Fatiha'yı okuyacak. Hanefi olsaydı okumayacaktı. İmamın kıraati cemaatin kıraatinin yerine geçer. Hakan mutlaka her rekatta Fatiha'yı okuyacak. Çünkü Fatiha Hanefi mezhebinde okumak vacip, Şafiilerde farz. Arada böyle ufak bir farklılık var. Her ikisinde de Fatiha okunuyor zaten. Burada benim söylemek istediğim bir başka konu var. Okundu. Allahu Ekber, rükûya gidiyoruz. Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim. Dikkat ederseniz Hakan tekbiri alırken böyle yaptı. Elini bağlarken böyle yaptı. Beni gösterin arkadaşlar. Semiallahu lümen hamide. Ayakta, kavmede durun. Kalkarken böyle yaptı. İntikal tekbirlerinde elleri kaldırmak 3 mezhepte elleri kaldırmak sünnet. Hanefi mezhebinde gerekmiyor. Hanefi mezhebi intikal tekbirlerinde ellerini kaldırmıyor. Ama Hakan Şafii olduğu için ellerini kaldırdı. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki imamı bekle. İmamın tekbirini bekle. İmamdan önce başını kaldırırsan günaha girmiş olursun. Sanki bir merkep başı kalkmış gibi olur. İmamdan önce başını kaldırmıyor. Bir daha rüküye gidin. Allahu Ekber. Semiallahu lümen hamide. Evet, Hakan şöyle yapsaydı yanlıştı. Bir daha git rüküye. Allahu Ekber. Ben Semiallah derken Hakan sen hemen erkenden kalk. Semiallahu lümen hamide. Ne oldu? İmamdan önce hareket etti. Halbuki cemaat uyudum imama demişti. Uymadı. Günaha girdi. Namazı bozulur mu? Bazı mezheplere göre tadili erken farzdır. Namazı bile iptal edebilir. Çok tehlikeli bir iş yaptı. Bazı mezhebe göre de vaciptir. Tahrimen mekruh işlemiş oldu. Ne yaptı? İmamdan önce başını kaldırdı. Allahu Ekber. Secdeye imamdan önce gitsin. İmam daha secdeye gitmedi. Hakan secdeye gitti. Allahu Ekber. Oho, imam daha kalkmadı. Hakan secdeden kalktı. İmama uymadı. Günaha giriyor. O zaman ne yapacağız? Allahu Ekber, secdeye gidiyoruz imamdan sonra. Allahu Ekber, ayağa kalkıyoruz. İmam kalktıktan sonra imamı gözüyle kesmeyecek böyle. O gidiyor, ben de gideyim hemen. Yok, tekbiri bekleyecek. İmam kardeşlerime sesleniyorum. Namaz kıldıran kardeşlerime sesleniyorum. Şimdi imamlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bazı imamlar, hepsi öyle değil. Biz de yıllarca yaptık. Bu doğru değil. Bu cemaat maalesef benden önce rüküye gidiyor. Benden önce secdeye gidiyor. Ne yapayım ben o zaman?
O zaman ben rükuya gideyim, tekbiri orada alayım. Ondan sonra tekbiri duyunca eğilsin o. Allahu Ekber. Yanlış. Tekbiri burada alıyorum ki benden önce eğilmesinler diye. Semiallahu lümen hamide. Kalktan secdeye gidiyorum, Allahu Ekber diyorum. İmamların en büyük hatası bu. En büyük hatası bu. İmam cemaat ne kadar acele ederse etsin taviz vermeyecek. Tekbiri ayakta almaya başlayacak. Allahu Ekber. Rükuya tekbir bittiğinde eğilmiş olacak. Kalkarken Semiallahu lümen hamideyi orada söyleyecek. Ayağa kalktığında bitmiş olacak. Secdeye giderken yolda Allahu Ekber derken secdeye gidecek. Önce secdeye gideyim, sonra tekbir alayım diyor. Cemaat kestiriyor. Siz şimdi acele etmeye kalkın. Acele etmeye kalkın. Bak şimdi ben sizi patır patır nasıl dökeceğim. Acele davranın. Alışmışsınız hızlı hızlı kılmaya. Ama ben size namaz kıldırıyorum şimdi. Allahu Ekber. Rüküye gidiyoruz. Allahu Ekber. Semiallahu lümen hamide. Patır patır dökülüyor cemaat burada şimdi. Ben bekleyince. Dökülsün. Birinci rekatta böyle anlaşır, yanlış yapar. Ama beni ondan sonra öğrenir ki bu imam bizden önce acele etmiyor. Ben burada beklemem lazım. Eğildikten sonra tekbir almıyor. Rüküye gittikten sonra tekbir almıyor. Benim durmam gerekiyor. Dediği zaman, imama güvendiği zaman o imam cemaatini alıştırmış olur. Cemaat de imamını böyle gözüyle kesip ondan önce gitmeye kalkmaz. Bu hata çok yapılıyor. Koskocaman bir cami, Sultan Camisi, Valide Sultan Camii, Fatih Camii, yani isim örnek veriyorum, orada oldukları için değil, bunlar olmuyor. Cami büyük, Selimiye Camii, Kocatepe Camii, ama namazı, imam, rükuyu da, secdeyi de acele ediyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ne oluyoruz ya? Böyle namaz kılana git bir daha kıl dedi Peygamberimiz. Git bir daha kıl dedi. Olmadı, bir daha kıl. Ve geldikten sonra dedi ki rükuya eğildin mi düzü belin düz dursun, orada tesbihatta bulun, tam belin düzleşsin. Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Kalktığın zaman ayakta tam bekle, Semiallahu lümen hamide, doğrul, dimdik dur bir defa. Rabbena velekel hamd diyoruz, onu da söyle arada. Ondan sonra secdeye git. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki ne diye tavuk gibi yerden yem gagalayan tavuk gibi başını yerden yere vuruyorsun. Namaz nimetinden, yumurtasından civcivi çıkara gör. Orada maksat feyiz almak. Tadıyla, hazzıyla namaz kılmak. Tadil erkanla namaz kılmak. Huşuyla namaz kılmak. Yat kalk değil ki, talim değil ki bu. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Koskoca cami ama namazı paldır küldür aceleyle kılıyorlar. Ne acelen var? Hepsi 5 dakika sürecek zaten. Semiallahu lümen hamide dendiğinde dur bir defa. Dur. Allahu Ekber, secdeye gittikten sonra dur. Secdeden kalktın, iki secde arası celsede bekle. Bir secde yapalım arkadaşlar. Allahu Ekber, secdeye gidelim. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. En az bu kadar duracağız. Allahu Ekber. Rabbena gfirli, Allahümme atini ömran tavila. Neyse, afini, verzukni, vafirli, verhamni. Bunları söyle. Ya da söyleyecek kadar dur. Sonra Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Bu en asgarisi bu. En asgarisi bu. Bunu cemaat var diye böyle yapıyoruz. Kendi başına kılarken tesbihatı 5, 7, 9, 11 defa söyle. Ama şu yapılıyor. Bakın şimdi. Şu yapılıyor. Kalkın ayağa arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Allahu Ekber, rükû. Semiallahu lümen hamide. Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ne oldu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Namazı öldürdü. Namaza benzemedi. Nasrettin Hoca'ya Leyla'yı getirmişler. Gagasını kesmiş. Kanatlarını kesmiş. Ayaklarını kesmiş. Kuyruğunu kesmiş. Şimdi kuşa benzedin demiş. Namazı kuşa benzettik. Allah sizden razı olsun. Ta dilerken de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.